Hoş geldiniz. Bu videonun konusu Ömer Hayyam, onun rubaileri ve dünyaya diğer bilim alanlarında bıraktıkları. Gerçi çok söyleyecek bir şey yok, hatta video kısa bir video olacak. Çünkü elimizde kaynaktan çok rivayet var ve ben rivayetlerle zaman kaybetmek istemiyorum. Ama güzel bir video olacak. Zannederim bu videoyla en azından Ömer Hayyam'ı size yeterince tanıtmış olacağım. Her neyse lafı fazla uzatmayalım, artık Ömer Hayyam'ı tanımaya başlayalım. Ömer Hayyam 18 Mayıs 1048'de İran'da dünyaya geldi. Asıl ismi Gıyaseddin Ebu'l-Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam'dır. Gıyaseddin inancın omuzu, Ebu'l baba, Feth fetheden, Ömer ise hayat anlamını taşır. İbni de kimin oğlu olduğunu bildiriyor, yani İbrahim'in oğlu. Ömer Hayyam'la ilgili onun yaşam öyküsünü aktarma gayretinde bulunan bilgiler tam olarak güvenilir değiller. Ancak bu kaynakların da önemini küçümsememek gerekiyor. Hayyam, çocukluğunun bir bölümünü günümüzde Afganistan'ın kuzey bölgesinde bulunan Bel'de tanınmış bir araştırmacı olan Şeyh Muhammed Mansuri'nin yanında eğitim alarak geçirdi. Bu eğitiminin ardından Nişabur bölgesinin en büyük hocalarından biri olan İmam Nişaburlu Muvaffak'ın yanında eğitim gördü. Hayyam'ın biyografisini anlatan birkaç eserde ve kurguda onun Nizamül Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede okuduğu aktarılıyor. Ancak bunun kesinlikle doğru olup olmadığını bilemiyoruz. Rubaileriyle ünlü olan Hayyam aynı zamanda iyi bir matematikçidir. Üçüncü dereceden bilinmeyen denklemlerle alakalı yazdığı bir eserinde bilinmeyen rakamının yerine Arapçada şey anlamına gelen kelimeyi kullanmıştır. Daha sonra bu eseri diğer dillere çevrilirken İspanyolcaya ksey olarak geçmiştir. Daha da sonra bu kelime ilk harfine indirgenerek bilinmeyen rakamının simgesi x olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hayyam'ın rubailerinde dünya, varoluş, Allah, devlet ve toplumsal örgütlenme biçimleri gibi hayata ve insana ilişkin özgürce ve sınır tanımadan akıl yürütülen anlatımlar vardır. Özellikle özgür irade ve kader kavramı, cennet ve cehennem gibi konularda kinaye dolu birçok rubaisi var. Tabii şöyle bir durum da var, Hayyam'a birçok rubai atfediliyor ancak hepsi ona ait değil ki buraya da birazdan geleceğiz zaten. Hayyam, Nişabur'da doğmuştu ve öldüğü yer de Nişabur olacaktı. 4 Aralık 1131 yılında 83 yaşındayken arkasında birçok eser ve buluş bırakarak hayata veda edecekti. Yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almamıştı. Ancak kendisi birçok teori ve icadın isimsiz kahramanıydı. 21 Mart 1079 yılında tamamladığı Celali takvimi olarak bilinen takvim için büyük bir çaba sarf etmişti. Güneş yılına göre düzenlenen bu takvim 5000 yılda bir gün hata verirken bizim bugün kullandığımız Gregorian takvimi 3330 yılda bir gün hata veriyor. Yani Hayyam'ın takvimi günümüz dünya takvimine kıyasla 3'te 1 oranında daha başarılı. Astronomi, matematik ve tıp gibi çeşitli bilim dallarında birçok eser yazan Ömer Hayyam'ın eserleri birçok dile çevrildi. Hatta kendisi İbn Sina'dan sonra Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul ediliyor. Günümüzde eserlerinden 18 tanesinin adı biliniyor ancak tarihte kaybolan başka eserleri de var. Eserlerini tek tek sayarsam sıkılacaksınız, bu yüzden açıklama kısmındaki kaynaklardan ayrıntılı inceleyebilir veya ekrana verdiğim tablodan bunlara bakabilirsiniz. Hayyam sadece eser bırakmakla kalmamıştı tabii ki. Aynı zamanda İran ve Doğu edebiyatında rubai türünün kurucusu olmuştu. Zaten bu yüzden birçok rubai ona atfediliyor. Bugün rubailer diye derlenen kitapta bile hangi rubailerin tam olarak ona ait olduğunu bilemiyoruz. Çünkü sonradan da birçok kişi onun adını kullanarak rubai üretti ve bir bakıma Ömer Hayyam Yunus Emre'ye dönüştü. Zira bildiğiniz üzere Yunus Emre ile alakalı da bütün hikayeler gerçek değiller. Hatta birden fazla Yunus Emre var. Ömer Hayyam bir çadırcının oğluydu. Bu yüzden Acem dilinde çadırcı anlamına gelen Hayyam soyadını babasının mesleğinden almıştı. O herkesten farklı olarak yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almamıştı. Oysa okullarda duyduğumuz teoremlerin pek çoğunun asıl kahramanı oydu. Bu yüzden Descartes ve Pascal gibi birçok önemli ismin buluşlarının aslında temelini Hayyam'ın teorilerinden aldığı düşünülüyor. Öklit'in paralel postulatı üzerine çalışmalarıyla matematik dünyasında oldukça iyi bilinen Hayyam, ülkemizde ve Fitzgerald'ın çevirisiyle Batı dünyasında aynı zamanda rubaiyat şairi olarak da ünlüydü. Kimileri onun sadece matematikçi yüzünü biliyorken kimileri de onu sadece rubaileriyle tanıyordu. İki türlü de ona olan ilgi oldukça yoğun. Hatta ünlü filozof Bertrand Russell, 3 kitaplık felsefe tarihi serisinde Orta Çağ cildinde
Fars kültürünün entelektüel ve sanatsal başarılarını aktardıktan sonra Hayyam hakkında şunları söylemişti: "Şair ve matematikçi olarak tanıdığım tek insan. Hatta bir dakika, şu an kendi anlatımımı bozuyorum ama direkt kaynağından okumak istiyorum. Bertrand Russell'ın Batı Felsefesi Tarihi Orta Çağ, İslam Kültürü ve Felsefesi. Bu Türkiye'deki ilk baskısıdır, 70'li yıllardan kalmadır. Sayfa 191. İran uygarlığı 13. yüzyıldaki Moğol istilasına kadar düşünce ve sanat yönünden hayranlık verici olarak kaldı. Moğol istilasından sonra kendini toplayamadı. Şair ve matematikçi olarak tanıdığım tek insan olan Ömer Hayyam, 1079 yılında bir takvim reformu yaptı. İşin tuhafı, onun en iyi dostu Fedaiyun, yani Haşhaşin mezhebinin kurucusu ve efsanevi bir üne sahip olan Şeyhul Cibal Hasan İbnu Sabbah'tı. İranlılar büyük şairlerdi. Firdevsi'nin Şehnamesini okuyanlar onun Homeros'a eşit olduğunu söylemektedirler. Mistik olarak onlar hayranlık vericiydi. Öbür İslamlar böyle değildi." Bundan sonra Sufizm'e giriyor, diğer konulara giriyor. Özetle İslam'ın altın çağında Ömer Hayyam gibi, İbn Sina gibi birçok insan vardı ve bunlar sadece bilim insanı değillerdi. Daha doğrusu bilim insanlığını her yönüyle ortaya koyuyorlardı. Adamlar hem filozoftu, hem astronomdu, hem tıpçıydı, hem din adamıydı. Yani her konuda ustalardı. Hani bazıları diyor ya, tek bir konuyla uğraşmak lazım. Birçok konuyla birden uğraştığınız zaman işe yaramıyor. İşte o iş öyle değil arkadaşlar. Her alana bakabilenler isimlerini tarihe yazdırıyorlar. Şimdi hikayemizden devam edelim. Hayyam, kendisine bugünlere kadar uzanacak bir ün kazandıran Cebir Risalesi'ni ve Rubaiyat'ı Semerkant'ta kaleme almıştı. Hatta Hasan Sabbah'la ilişkisine dair ortaya atılan teorilerin de sebebi buydu. Yakın zamanlarda çalışmalarının yeniden basılması onun matematiksel çalışmalarının önemini teyit etti. Hali hazırda Hayyam'ın matematiksel çalışmaları 3 kategoride değerlendiriliyor. 1. Temel cebirsel geometrinin ilk formülasyonu. 2. Oranlar kuramındaki çalışmalar. 3. Paraleller kuramındaki çalışmalar. Günümüzdeki yeni bulgularla Hayyam'ın matematiksel çalışmalarının geçmişte bilinenden daha da önemli olduğu açığa çıkarılmıştır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Hayyam'ın başarılarını kutlamak için 1999 yılında uluslararası bir kolokyum düzenlemiş ve ardından Hayyam'ın önemli matematiksel çalışmalarının özenle basılmasına karar vermiştir. UNESCO'nun Beytül Hikme projesi kapsamında Paris'te yaşayan Mısırlı ünlü bilim tarihçisi Roshi Rashed ve Hayyam üzerine hazırlamış olduğu doktora çalışmasıyla bilinen Bijan Vahapzade, Hayyam'ın matematikle ilgili mevcut ve şimdiye kadar ulaşılamayan önemli el yazması eserlerinin tenkitli yayınlarını, yani edisyon kritik görevini üstlendiler. Bu kritik basımlar önce Fransızca, daha sonra da İngilizce olmak üzere okuyucuya ulaştırıldılar. Az önce Hayyam'ın Rubaiyat'ı Semerkant'ta yazdığını söylemiştik. Fakat o rubaiyatın hangi rubaiyat olduğu bile tartışmalı. İş bilimsel buluşlarına geldiği zaman pek bir çelişki yok ama iş şiirlerine geldiği zaman Hayyam'la alakalı birçok spekülasyon var. Birçok kişiye göre rubaiyat anonimdir. Rubai türünde eser bırakan başka insanların rubaileri kurucu olduğu için Hayyam'ınkilerle birleştirilmiştir diyenler de var. Hayyam'dan önce de bir takım İran şiirleri vardı ama bunlar sonradan rubaiye çevrildi diyenler de var. Bu yüzden tam olarak hangi rubailer Hayyam'a ait, hangileri değil, bundan emin olamıyoruz. Bilindiğine göre Hayyam'ın 158 rubaisi vardı. Ancak altında onun adı bulunan rubai sayısı binlerle ifade ediliyor. İşte bu şaibeler, rubaiyatı kimin kaleme aldığı konusunda tartışmalara sebep oluyor. Rashed'in bununla alakalı açıklaması şöyle: "Bildiğim kadarıyla şimdiye kadar bundan emin olmamızı sağlayacak bilgiye sahip değiliz. Beyhaki, Arudi, Sefadi ve İbnül Esir gibi tarihçi kişiler tarafından matematikçi Hayyam hakkında verilen bilgilerden hiçbiri şair Hayyam hakkında hiçbir şeyden bahsetmiyor. Öte yandan şairden bahsedenler de matematikçi Hayyam'dan bahsetmiyorlar." Rashed'e göre şair Hayyam'la matematikçi Hayyam'ın birleştirilmesi tarihsel olarak rubaiyatın yazılmasından çok sonraya denk geliyor. Rubaiyatın yazarıyla matematikçi ve filozof Hayyam'ın aynı kişi olup olmadığı konusu İran edebiyatçıları arasında halen tartışılıyor. Şimdi biz bu tartışmalara biraz ara verelim ve Hayyam'ın matematik alanındaki değerine bakalım. Az önce adı geçen yazarlar, Descartes'in Geometri adlı eserini ve diğer çalışmalarını Hayyam'ın çalışmalarıyla kıyaslıyorlar. Ve Descartes'in çalışmalarının
Hayyam ve Tusi'nin çalışmaları göz önünde bulundurularak yeniden ele alınması gerektiğini vurguluyorlar. Hatta Descartes'in cebirsel denklemlerinin ve geometri kuramı hakkındaki çalışmalarının Hayyam'ın çalışmalarının bir tamamlayıcısı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ömer Hayyam'ın matematikle alakalı kitapları olmasaydı Descartes çalışmalarını yeterince anlayamazdı ve dünyanın çehresini değiştiren modern bilimin doğuşunu yanlış değerlendirmiş olurdu. Teoriler bu yönde. Ek olarak Hayyam, her ne kadar şiirlerindeki eğlence düşkünlüğü ve Allah'a eleştirileriyle ünlenmiş olsa da, bir yandan da Pascal üçgeni olarak bildiğimiz matematik kavramının temelini oluşturan isimdi. O zamanlar matematiğe cebir denilen zamanlardı. Hayyam, binom açılımını ilk kullanan bilim insanı olarak tarihe geçecekti. Hayyam sadece matematik ve rubailerle uğraşmadı. Başlarda söylemiştik, o birçok bilim dalına ilgiliydi. Zira İslam'ın altın çağı denilen dönemde yaşayan filozofların hemen hepsi her konuda yetenekli insanlardı. Hayyam da bunlardan biriydi. İsfahan'da 3 yıl çalışarak kurduğu rasathanede gökyüzünü inceleyerek bilimsel çalışmalar yapıyordu. Hatta kendi doğum tarihini de bu kadar net biçimde bir gökbilimci hassasiyetiyle kendisi bulmuştu. "Ben ne zaman doğdum acaba?" diyerek araştırmalar yaptı ve kesin sonuca ulaştı. Bu yüzden Hayyam'la alakalı tartışmasız bir bilgi göstermek gerekiyorsa doğum tarihine bakabiliriz. Şimdi bir de tartışmasız olan başka bir bilgi üzerinde duralım. Celali takvimi üzerinde. Sultan Celaleddin Melikşah tarafından başkent Merv'e çağrılan Ömer Hayyam, yeni bir takvim oluşturmak için kurulan, bilim adamlarından oluşan bir heyetin başına getirildi. 21 Mart 1079 tarihinde tamamladığı, halk arasında Ömer Hayyam takvimi olarak bilinen, bugünse Celali takvimi olarak bildiğimiz takvim için büyük çaba sarf etmişti. Takvimin günümüzde kullanılan takvimden daha başarılı olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. İşte bu da Hayyam'ın astronomik bilgisinin kendi döneminden ne kadar ileride olduğunu açıkça gösteriyor. Peki madem bu takvim daha iyi, niye kullanmıyoruz derseniz, bunun da sebebi şu. Hayyam bu takvimi oluşturmadan önce Gregorian takvimi dünya tarafından kabul edilmişti. Ayrıca birçok Müslüman toprağında hicri takvim kullanılıyordu. Dolayısıyla hiçbir devlet tek başına değişikliğe gitmek istemedi. Eğer bir takvim değişikliğine gidilecekse bunun global bir şekilde yapılması gerekiyordu. Şimdi Hasan Sabbah ilişkisine tekrardan dönelim. Amin Malouf, hatta Bertrand Russell bile kitabında bu insanların arkadaş olduğunu belirtiyor. Çünkü genel kanı bu yönde. Ama başka kaynaklarda Hasan Sabbah'ın Rey kentinde yaşadığını, ayrıca Nizamülmülk'ün de Hayyam'dan yaşça büyük olduğunu söylüyor. Hal böyle olunca aynı medresede eğitim görmeleri mümkün değilmiş gibi görünüyor. Olabilir, belki aynı medresede eğitim almamış olabilirler. Ama hiçbir kaynak bu insanların arasında bir ilişki olduğunu, bir arkadaşlık olduğunu inkar etmiyor. Yani okul olayı kurgulanmış bile olsa bu insanların irtibata geçtiklerini kesin olarak biliyoruz. Hatta Reşidüddin'in Camiü't-Tevârih adlı eserinde bile buna rastlayabilirsiniz. Bu esere göre Nizamülmülk bilgisine çok güvendiği için devlet yönetimi konusunda Hayyam'dan yardım istiyor. Ancak Hayyam saray entrikalarıyla uğraşmak istemediği için teklifi geri çeviriyor. Aslında Hayyam'la alakalı kaynaktan çok rivayet var. Rivayetler çok olunca da tabii ki onunla alakalı eserlerin sayısı da oldukça fazla. Hayyam'ın adı bugüne kadar birçok kitapta yer aldı. Hatta direkt onun üzerine birçok kurgu yapıldı. Ancak ne yazık ki Türkiye'de Hayyam'la alakalı sağlam çalışmalar yok. Avrupa Hayyam'ı bizden daha iyi tanıyor. Maalesef ki Hayyam Türkiye'de o kadar da bilinen bir insan değil. Hatta Hayyam'ın rubayelerini günümüzde sadece ateistler paylaşır oldu. Halbuki o bundan çok daha önemli biriydi. Ömer Hayyam, Doğu'nun en hayranlık duyulan şairi ve en tanınmış kişilerindendir. 1892'de Londra'da onun adına bir kulüp kurulmuş, 1970'te ayın üzerindeki bir kratere ismi verilmiş ve bu da yetmemiş 1980 yılında yeni bulunan bir kuyruklu yıldıza adı verilmiştir. Rubaileri sadece şiir mantığıyla değil, direkt felsefe ve hatta matematik alanında bile yorumlanmıştır. Ki bunların birkaçını birazdan seslendireceğim zaten. Rubailerin Latince çevirileri 18. yüzyılda ortaya çıkmaya başladı. Hatta Dinler Tarihi olarak bilinen Veterum Persarum kitabında bu rubailerden birisi yer alıyor. Ancak Hayyam'ı bir şair olarak batıya asıl tanıtan ve sevdiren kişi Edward Fitzgerald'tır. Onun yaptığı İngilizce tercümeler Hayyam'ı öğrencilerle tanıştırmıştır.
Ek olarak kesinliği konusunda şüpheler olsa da bir rivayete göre Hayyam'ın rubailerinin tamamı ve daha önce gün yüzüne çıkarılmamış olan birçok önemli belge kitap haline getirilmek için toparlanmıştı ve eksiksiz bir şekilde ilk baskısı için paketlenmiş ve çok meşhur bir gemiye kargo olarak yüklenmişti. Fakat o gemi battı. Evet, Titanic'ten bahsediyoruz. Hayyam'la alakalı en net belgeler Titanic'le birlikte suyun dibini boyladılar. Tabii ki bu sadece bir teori. Hayyam'ın elimize geçmeyi başarabilen rubaileri birçok farklı çevirmen tarafından Türkçe'ye çevrildi aslında. Tabii ki kafiyeler bozulmasın diye bu çeviriler yapılırken aynı zamanda anlam bütünlüğünü bozmadan ufak tefek değiştirmeler de yapıldı. Şimdi bu rubailerden birkaçını seslendirebilir ve videoyu sonlandırabiliriz. Irmaklarından şaraplar akacak diyorsun. Cenneti âlâ meyhane midir? Her mümine iki huri diyorsun, cenneti âlâ kerhane midir? Beni özene bezene yaratan kim? Sen. Ne yapacağımı da yazmışsın önceden. Demek ki günah işleten de sensin bana. O zaman nedir o cennet, cehennem? Kim senin yasanı çiğnemedi ki söyle. Günahsız bir ömrün ne tadı kalır söyle. Yaptığım kötülüğü kötülükle ödetirsen eğer, seninle benim aramda ne fark kalır ki söyle. Tanrı bizi çamurdan yarattığında biliyordu bu dünyada ne işimiz olacak. İşlediğim günahlar hep onun emriyle. O halde cehennemde beni niçin yakacak? İsyan edip karşında duracağım. Neredesin? Karanlığı ışığa yoracağım. Neredesin? İbadete karşılık cenneti alacaksam, bağış mı ticaret mi diye soracağım. Neredesin? Ey kör! Bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur, boş. Bırak onu bunu da şu gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur, boş. Geçmiş günü beyhude yere yad etme. Gelmemiş bir an içinde feryat etme. Geçmiş, gelecek, masal bunlar hep. Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Niceleri geldi, neler istediler. Sonunda dünyayı bırakıp gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler. Dünyada ne var kendine dert eyleyecek? Bir gün gelecek ki can bedenden gidecek. Zümrüt çayır üstünde sefa sür iki günlüğüne, zira senin üstünde de otlar bitecek. Daha fazla okurduk ama herhalde gerek yoktur, büyüsünü bozmayalım. Zaten merak ettiyseniz rubaileri Türkçe'ye çevrildi ve gayet uygun bir fiyata birçok yayın evi bunları sunuyor. Hatta internette bedavaları falan var, yani PDF'leri bulunabilir. Direkt olarak rubailer üzerinden felsefi yorumlamalar da yapabiliriz. Bak burada şuna değinmiş gibisinden, ama bu da bir espriyi açıklamak gibi olacaktır. Keyif vermeyecektir. Zaten her okuyan insan kendince bir şeyler anlayacaktır. Dolayısıyla buraları artık geçiyorum. Sanırım Hayyam'la alakalı yeterince konuştuk. Ya şimdi illaki arada kalan bir şeyler vardır. Keşke şunu da söyleseydin diyeceğiniz kısımlar vardır. Ama dediğim üzere rivayetlerle fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Zaten eğer bu video sayesinde en azından Hayyam'ı araştırmak ilgisini uyandırabildiysem teferruatını herkes öğrenebilir. Dolayısıyla biz burada kesin bilgiyi verelim, gerisine karışmayalım. Bu yüzden Hayyam için şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.